11 ayın sultanı rahmet ve bereket ayının 9. gününde Bahçelievler Ulu Cami'deki yayınımız devam ediyor. 24 ekranlarında Türkiye'de Ramazan programıyla bendeniz Alper Üstündağ sizlerleyim. Uzman tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hocamla birlikte en son Çeşmeler'de kalmıştık. Hocam Selami Çeşme dedik, Ayrılık Çeşme dedik, diğer çeşmelerle devam edelim. Mesela Kuru Çeşme. Evet. Bir çeşmenin kuruması bir semte isim olabiliyor. Bu arada aklıma gelen bir şey anlatayım. Kanuni Kağıthane tarafında tenezzühe çıktığında geziye giderler diye Kağıthane taraflarına. Hı hı. Orada abdest alacak su yok. Ondan sonra o zamanki sadrazam da Rüstem Paşa, damadı. Orada Nikola diye bir adam var, su mühendisi. Evet. Rum. Çağırın Nikola'yı gelsin. Geliyor. Osmanlı mahir olana işi verirdi. Dininden olana değil, işini doğru yapana. Anlatabiliyor muyum? Nikola da işini doğru yapıyor. Sen buraya bir su getir. Seneye ben burada abdest alacağım. Millet abdest alamıyor, namaz kılamıyor, efendim su içemiyor vesaire. Benim hayrıma olsun, parasını ben vereceğim. Şimdilik şu iki keseyi al, kazılarına başla. Sadrazam da yanında. Tamam diyor Nikola, padişahın emri, alıyor. Ondan sonra bir sene geçiyor aradan. Tekrar sene yaz gelince tekrar Kağıthane'ye gidiyor sadrazam. Gene Rüstem Paşa yanında sadrazam. Bakıyor orası burası eşilmiş ama bir şey yok ortada, su filan. Nerede Nikola'yı çağırayım, ben ona ne demiştim? Ondan sonra Nikola gelemez efendim diyor sadrazam. Nasıl yani, niye gelemiyor? Öldü mü yoksa diyor. Yok, ben onu içeri attırdım. Nikola'nın zindanda. Allah Allah. Ne iş, niye? Senin mülkünde izinsiz kazı yapma suçundan zindana attırdım diyor. Yahu emri ben verdim diyor, suyu getir diye, ne izinsizi? Ama o sizin işiniz değil, siz bana emredebilirsiniz. Nikola'ya ben emredebilirim. Devletin işleyiş tarzına bakıyor musunuz? Bu bizim bildiğimiz Kuru Çeşme'nin olduğu yer değil mi? Yok, Kağıthane'den söz ediyorum. Kuru Çeşme ayrı bir şey. Kuru Çeşme de isim verdi diye zikrettim. Hı. Yani çeşmenin başka suyu, çeşmeler de var aslında. Çeşmenin suyu kurudu. Ta padişah duysun diye Kuru Çeşme, Kuru Çeşme, Kuru Çeşme diye diye duyana kadar su geldi ama semtin adı Kuru Çeşme olarak kaldı. Yani su Osmanlı'da belirleyicidir. Nikola'yı padişah dedi, peki nasıl biliyorsan öyle yap. Nikola'yı öyle zindandan kurtardı. Oraya da su getirdiler daha sonra. Şimdi Kuru Çeşme dışında... Bir de şey vardı hocam. Sözünüzü kestim. Normal biz ufakken Erenköy'de oturuyorduk. Kayış Dağı Çeşmesi vardı. Eskiden biliyorsunuz böyle marketlerde, bakkallarda sular nerede? Biz gider oradan su doldururduk. Aynen öyle. Eskiden zaten mahalle çeşmeleri vardı. Aynen mahalleler işte. Evlerde çok su yoktu. Mahalleler çeşmelerden su alırlar. Aynen, ben hatırlıyorum. Çeşmelerden su, hepsinde birer tas vardı. Siz daha gençsiniz hocam. Ondan sonra 1000 yaşındayım. İçerdiniz şeyle, tastan suyu içerdiniz. Ondan sonra hayrat sahiplerinin ruhu şad olsun derdiniz. Birisi ikram ettiği zaman su gibi aziz ol diye dua ederdiniz. Su azizdir çünkü. Ve o çeşmeleri tek tek sayarsak, namazgah çeşmeleri var. Orada cuma ve bayram namazı kılınan meydanlara mahsus çeşme yapılmıştır. Ondan sonra oda çeşmesi var, konakların odalarında ihtiyacı giderecek kadar ufacık çeşmeler yapılmıştır. Bir de haşa meclisten dışarı cellat çeşmesi var. Şu Topkapı Sarayı'na girer girmez infazın yapıldığı yerde cellat infazı yaptıktan sonra bu konu da enteresandır ama Ramazanlık değildir. O çünkü konuyu tarih programında kadarını söyleyeyim. Hocam. Bir cellat mezarlığı var Pierre Loti'de. Oranın adı hala niye Pierre Loti bilmiyorum. Pierre Loti orada çalıştı diye Fransızlar bu kadar bizim aleyhimize çalıştıktan sonra bir Fransızın isminin devam etmesi lazım mı gerçekten?
Bilemiyorum. Kaç yılından geliyor o isim hocam? Ha? Kaç yılından geliyor o isim? Pierre Loti ismi? Oo işte 1910'lu yıllardan falan. Oradan geliyor. Evet. Ondan önce İdris Tepesi'ydi orası. İdris-i Bitlisi'nin adını taşıyordu. Hı. Yavuz Sultan Selim'le birleşen, Yavuz Sultan Selim'e biat eden Kürt Bey'i ve alimi İdris-i Bitlisi'nin adıyla anılıyordu. Yeniden o isme dönülmesi lazım diye düşünüyorum. Ve çok miktarda suyu başka amaçlarla kullanan, mesela süs olarak kullanmak geleneği çok yaygındır Müslümanlarda. Osmanlılarda da öyledir, Selçuklularda da öyledir. Emevi devlet Elhamra Sarayı'nda mesela çok bol miktarda fıskiye görürsünüz gittiğinizde. Mesela divanda fıskiye vardır. Çünkü orada konuşulanların su sesi boğar. Ve dışarıdan böyle mütecessis kulaklar, çok meraklı casus kulaklar içeride konuşulanları duyamasın diye su sesinden yararlanırlar. O fıskiyeler de insana ne huzur verir evet. Hocam? Çeşmelerin hepsinin bir hikayesi var dedik. Sevda çeşmeleri de var tabii. Onları ıskalamamak lazım, aşıkların buluştuğu. Ve her köyün ortasında da bir köy çeşmesi var biliyoruz değil mi? Sular şarıl şarıl akar. Bir de altında yalağı vardır. Hayvanlar oradan su içer. İnsanlar gelirler, kızlar. İşte oradan iki su alımı. Ben bunları da hatırlıyorum. İşte köyün erkekleri her biri bir yavuklu peydahlamıştır. Orada orası bir çaktırmadan görüşme ve buluşma yerin olur. Ve bu sevdalar temizdir. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi aşklarımızı bile kirlettiler. Doğrusunu söylemek gerekirse. Sevginin, saygının ve hoşgörünün olduğu aşklardı hocam evet, o dönemler. Yani evet belli mesafeden platonik diyorlar ya. Evet. Böyle platonik aşklar vardı. Mesela Leyla ile Mecnun'dan alınız. Ferhad-ı Şirin'e kadar geliniz. Evet. Kerem ile Aslı'ya kadar platonik aşklardı. Ve mesela Ferhad niye Amasya Dağı'nı deliyordu kızı almak için? Su getirecek. Aynen. Yani su uğruna dağları delen bir aşık vardır bizim literatürde, aynen, edebiyatımızda. Aynen. O bakımdan su azizdir. Ki inanmamışlar değil mi hocam ona? Ve tabii temizlik de imandan olduğu için beş vakitte abdest alan bir toplumun suya değer vermesi zaten kaçınılmazdır. Aziz olarak görmesi de kaçınılmazdır. Her çeşmenin bir hikayesi var dedim. Ne kadar zamanımız daha kaldı hocam, bilmiyorum ama mesela bir valide sultan çizmişler o Azap Kapı'da. Azap Kapı oranın adı. Orada tersane vardı biliyorsun daha yakın zamana kadar. O tersanede azepler çalışırdı. Azepler bir kapıdan girerdi. Oraya da Azap Kapı demişlerdi. Sonradan semte isim oldu ister istemez. Öyle oluyor çoğunlukla. Mesela Cihangir diyoruz. Evet. Şehzade Cihangir'in adıdır bu. Kanuni ve Hürrem Sultan'ın bir sakat oğulları vardı. O zamansız vefat, genç yaşta vefat edince. Cihangir'de onun adına bir cami yaptılar. İşte o Cihangir Camii semte isim verdi. Vefa mesela. İstanbul'un her semtinin çok güzel hikayeleri var. Ebul Vefa Hazretleri diye bir tekke şeyhi, enteresan bir hikayesi var. Fatih'in ziyaretini kabul etmeyen, Fatih'i kapısından çeviren bir hoca bu. Yani çok fazla görüşürsek sen benim eğitim hizmetlerime karışırsın, ben senin devlet işlerine karışırım, Osmanlı'ya fitne girer diyor, fitne. Onun için biz birbirimizi uzaktan sevelim filan. Böyle de hocalar, devasa hocalar. Benim son kitabım padişah hocaları üzerine zaten. Sana da bir tane vereyim inşallah. İsterim hocam. Padişah hocalar, ilginç hikayeleri var her birinin. Ve demiştim ki her çeşmenin bir hikayesi var aşağı yukarı. İşte o Azap Kapı'daki Valide Çeşmesi olarak anılan çeşme Saliha Sebkati Sultan. Valide Saliha Sebkati Sultan çeşmesidir. Saliha Sultan bahsediyoruz. Evet. Birinci Mahmud'un annesidir. Efendim şeyde yatıyor. Yeni caminin hemen arkasında Turhan Sultan Türbesi vardır ya. Orada orası bir hanedan mezarlığıdır. Öyle 3 tane 5 tane değil 15 tane hanedan mezarı var orada. Hı. Arada ziyaret etmek lazım özellikle Ramazan günleri. Nasıl bir hikaye? Bu roman olacak bir hikaye.
Saliha o Azapkapı çevresindeki fukara mahallesinde yaşayan bir kızcağız. Yırtık pırtık elbiselerle 10-12 yaşlarında. Orada derme çatma bir çeşme var. Şimdi Valide Sultan Çeşmesi'nin olduğu yerde. Kırık dökük bir testiyle su almaya giderken oradan şey geçiyor. Valide Sultan geçiyor. O zamanki Valide Sultan. Emetullah Rabia Gülnüç Sultan yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Geçerken bir bakıyor kız ağlıyor çeşmenin başında. Meğer testiyi düşürmüş, testiyi kırmış. Testiye ağlıyor. Gidiyor arabayı, yaylı arabalar işte o zaman. Durduruyor, kızım niye ağlıyorsun? Ben diyor testiyi kırdım. Anneme ne cevap vereceğim? O zaman bir kese altın veriyor. Git testini al, annene ver. Gerisini de ver, harçlık yaparsınız diye. Sadaka veriyor yani. Ramazan-ı mübarekte. Hı hı. Efendim kızcağız gene ağlamaya devam ediyor. Niye ağlıyorsun kızım ya, bir çuval para verdik. Ben testi kırıldı, testiye acıdığımdan ağlamıyorum ki. Testiyi kıran beceriksizliğime ağlıyorum. Şimdi bu diyor Valide Sultan çok zik. Sen nerede oturuyorsun? İşte şu evde. Hadi beni annene götür, annesine götürüyor. Annesinden kızı istiyor. Bunu büyüteceğim, ileride oğluma vereceğim. Bu dördüncü Mehmet'in eşi dediğim Valide Sultan. Ondan sonra anlaşıyorlar. Zaten çok fakir kadın, bir iki kızı daha var. Kocası ölmüş falan. Saraya götürüyor Saliha Sultan'ı. Sarayda eğitiyor. Orada zaten harem bir mekteptir. Bir güzel eğittikten sonra onu Mustafa'ya nikahlıyor. İkinci Mustafa olarak sonradan tahta geçecek padişah. Onun eşi oluyor. Mahmut diye bir çocukları dünyaya geliyor. Bu birinci Mahmut olacak. Mahmut. Mahmut padişah olunca otomatikman Valide Sultan oluyor tabiatıyla. Valide Sultanlık mevkii tabii çok yetkili bir mevki ve Valide Sultanlar Osmanlı Sarayı'nda en yüksek tahsisatı alan insanlardır. Yani en yüksek ücreti alan padişah değil, Valide Sultan'dır. Hem onun anneliğine hürmet, hem de oradaki en netameli bölge olan haremi o çekip çeviriyor. Zor iştir onca kadına hükmetmek. Evet. İşte Valide Sultan olduktan sonra o Valide Çeşmesi'ni, muhteşem bir eserdir. Onu yaptırıyor. Onu yaptırmakla da kalmıyor. Çeşmeyle o kadar haşır neşir olmuş ki Saliha Sultan, İstanbul'un pek çok yerine daha güzel çeşmeler yaptırıyor. Ve fakat şimdi bazı mahallelerde o tarihi çeşmeler, efendim bu rengi soldu, bunu bir yeşile boyayalım diye basıyorlar fırçayı, yağlı boyayı. Ondan sonra başlıyorlar boyamaya. Mahvediyorlar. Ben birkaç tane öyle çeşmeyi görmüştüm. Kim boyadı bunu ya? Mermer çeşme. Ne kitabesi kalmış, ne bir şey kalmış. Yani biraz da tarihi yapmak bir maharettir elbette ama tarihi inşa etmek maharettir de tarihi korumak da bir vebaldir bizim üzerimize. Yani bu sadece Osmanlı Selçuklu mirası için söylemiyorum. Bizans mirası için de söylüyorum. Latin mirası için de söylüyorum. Onlar bizim geleceğimize emanettir. Ne ki varsa Bizans sütunu, Bizans sarnıcı. Biz onları turistlere göstereceğiz ve gelecek nesiller onlardan bir ibret alacaklar, ilham alacaklar. Burası bizim, onlar da bizim. Surları biz yapmadık ama surlar bizim. Ayasofya'yı biz yapmadık ama Ayasofya bizim. Aynen öyle. Bu bizim olan şeyi korumaktan, hassasiyet göstermekten daha doğal ne olabilir ama biz maalesef o hassasiyeti gösteremiyoruz. Evet. Burada şu cümleyle bitireyim. Bitirmiyoruz. Reklama gideceğiz hocam. Reklama gideceğiz. Sözünüz dursun. Su gibi aziz olun diyeyim. Sonra reklama gidelim. Evet. Ramazan'ın 9. gününde uzman tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hocamla birlikte Bahçeli Evler Ulu Cami'deki keyifli sohbetimize reklamlardan sonra devam edeceğiz. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın.